kimsenin bir haberi yokmuş gibi. Canlı yayında değilmişiz gibi falan. Evet. Çayımı karıştırayım bakayım. Ne işleyecektik biz? Hangi konuyu işleyecektik falan? Abi sen doğaçlama giriyorsun. Doğaçlama canlı yayında doğaçlama. Doğaçlama bak o şey gibi de oluyor. Sen söyle. Olumsuzluk ekimi. Tabii. Okuma yazma seferberliği. Soyunma odası. Aa canlı yayın demişiz. Efendim? Teşekkür ederim. Mihmandarıma teşekkür ettim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmain. Allah bize lisan verdi. İnsanlarla anlaşabilmeyi nasip etti. Hamdolsun sevenlerimizi arttırdı. Takibe alınmayı nasip etti. Biz de dedik ki madem ki bu kadar konuşuyoruz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya hayır konuşun ya susun diyor ya. Hayırlı bir şeylerden bahsedelim. El Kanunu Fit Tıp okumaları başlattık. Bu kaçıncı periyot? İnanın ben takip etmiyorum. 9 mu 10 mu? 10 galiba. Belirli bir yere kadar geldik. Mizaçlardan bahsedildi. 1. cildin 36. sayfasındayız. Şimdi insan vücudunun parçaları. Arterler, membranlar, et, organların fonksiyonlarına göre sınıflandırılması, temel organlar ya da hayati organlar, yardımcı organlar, kökenlerine göre organların tasnifi vesaire vesaire. Canlı yayın görünebiliyor mu üstad? Şu an hiçbir hareket yok. Demek ki biraz gecikmeli gidiyor. Burada organların doğası ve çeşitlerini başlamıştık. Bu kısımda ise arterler. Bunlar uzun, boş organlar şeklinde kalpten çıkarlar. Galiba atar damarlar. Doktorlar falan, doktor arkadaşlar da yardımcı olsun bize. Uzunlukları boyunca üzerlerinde örtüleri vardır. Ve sinirlere benzerler. Ancak ligamentlerinkine benzer yapıları vardır. Onlar kasılırlar, gevşerler ve bu iki hareket arasında da bir dinlenme devreleri vardır. Arterler kalp için kanı havalandırıp metabolizmanın sebep olduğu işlevden dolayı kanı temizlemekle görevlidirler. Ve de hayati güçleri bütün vücuda taşırlar. Atar damarlar demek ki. Venler. Bunlar arterler gibidir. Ancak karaciğerden çıkarlar. Ve arterler gibi atmazlar. Onlar vücudun birçok kısmına kanı dağıtırlar. Birincisi kalpten çıkan, ikincisi karaciğerden çıkan. Membranlar. Bunlar diğer organların üstüne ince bir zar gibi örtülmüş olan lifler gibi, gözle görülmeyen, birbirine örülmüş sinirden meydana gelmiştir. Onların gayesi, aleykümselam ve rahmetullah hocam. Onların gayesi A. Kaplayıp örttükleri organların şeklini korumak. Yani karaciğerin bir şekli var, akciğerin bir şekli var, diğerlerinin vesaire vesaire. Membranlar. Demek ki organ üstü zarlar bunlar. Birinci vazifesi, aleykümselam ve rahmetullah hocam. Kaplayıp örttükleri organların şeklini korumak. B. Organları sarmak. Ligament bağlarla onları askıda tutmak. Böbreklerin omurgadan çıkan bağlarla yerlerinde tutulması gibi. Ayrıca C. Duyarlılığı olmayan organlara dayalı örtüler temin etmek. Ve böylece onları çevrelerinde olup bitenden kolayca haberdar olmasını sağlamak. Sübhanallah. Membranlara yakın temasta olan kısımlar doğrudan organların içinde meydana gelen şişleri kolayca hisseder. Cümleten hoş geldiniz efendim. Hediye Şen hocam, Havva Nur Taş hocam, efendime söyleyeyim, Gülden Güle hocam, Gülizar Eroğlu hocam hoş geldiniz. Şu an 4 kişiyiz. Ben 5. Hı? Sen hep yanımdasın abi. Bak gönül koydu bana görüyor musun? Beni saymıyorsun diye. Bir de İlker Musa kardeşim mihmandır. Sen olmasan program olmaz. Aşk olsun ya. Bak nasıl incindim şimdi. Bak şuradan incindim.
Yani yani dış görünüşüm iri yarıdır ama ince naif bir adamım ben. İlker Musa kardeşim. Ben ve incelik. Allah Allah. Membranlara yakın temasta olan kısımlar doğrudan organların içinde meydana gelen şişleri kolayca hisseder. Böylelikle hastalıkların da arızalarını demek ki onlar sayesinde anlıyoruz. Zekeriya Koç kardeşim hoş geldin. Akciğerler, karaciğer, dalak ve böbrekler dolaylı olarak hissederler. Şuramda bir ağrı var, içimde bir ağrı var. Ruh demiş yani hava. Onun yarattığı gerilim yoluyla ve şişte membranları ve ligament bağlantılarını germesinden dolayı kolayca hissediyor. Buradaki ruh dediği hava. Yani Kur'an-ı Kerim bize anlattığı ruh değil. Yusuf Sultan Elhaf. Doğru mu okudum? Eyvallah. Fransa'ya hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bak sesimiz Fransa'dan duyuluyor. Organların fonksiyonlarına göre sınıflandırılması. Her organ beslenmek için kendi doğal özelliklerine, güçlere sahiptir. Bu güçler sayesinde o besin maddesini emer, saklar, özümler ve dokulara yararlı hale getirir. Ve fazla işe yaramayan kısımlarını dışarı atar. Bazı organlar diğer organların faaliyetlerini etkileyebiliyorken diğer bazı organların öyle bir özelliği yoktur. Bazı organlar bazı organların faaliyetlerini etkiler, bazıları etkilemez. Yani bazıları bazılarına muhtaç veya değil. Nermin hocam, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Bu farklılığa göre vücudun çeşitli organları aşağıdaki gibi açıklanırlar. A. Etki edebildiği gibi etkide kabul edebilen organlar. B. Etki kabul edenler. C. Etki yapanlar. Ses gelmiyor mu kardeşler? Bir kontrol yapın. Fransa'ya ses gelmiyor. Uzak ya, ondandır. Kötüydü değil mi? Kötü. Ben bir çay içeyim abi. Ben bir çay içeyim. Espri kötüydü. Şey var. Facebook'ta bir sayfa var. Sen espri yapma diye bir sayfa var. Uzak durmak lazım. Bir kontrol etsen abi, geliyor mu? Geliyor. Bizde bir sıkıntı yok hocam. Melikşah hocam Ankara'ya geliyor. Yakın ya diyor. Eyvallah. A. Etki edebildiği gibi... Aleykümselam ve rahmetullah Zekeriya hocam. Etki edebildiği gibi etkide kabul edebilen organlar. Hem etkileyen hem etkilenen. B. Etki kabul edenler. C. Etki yapanlar. Burdur'dan da geliyor. Eyvallah. D. Ne etki alan ne de etki yapan. İlk grubun mevcudiyetinden hemen hiç şüphe duyulmaz. Genellikle hekimler beyin ve karaciğerin kalpten hayati ruhu, doğal sıcaklığı ve hayati güçleri aldıklarını ancak onların bizzat bundan dolayı aynı zamanda etkin organlar olduklarını kabul etmişlerdir. Bazılarına göre beyin müstakil bir duyu merkezidir. Halbuki bazıları öyle düşünmezler. Demek ki kendi içlerinde de ihtilaf oluyor. Farklı farklı görüşler olabiliyor. İlerleyen dönemlerde göreceksiniz. Galen böyle demiştir, Hipokrat böyle demiştir, İbn Sina böyle demiştir vesaire vesaire. Özellikle ikinci ciltte gıdaların mizacından ve gıdaları tanıtırken o bayağı güzel bir anlatım olacak. Yani Elif'ten Y'ye kadar hepsini tamamlamış. Ben arada gidip kurcalıyorum. Neresini okuyabilir, neresini okuyamayız. Sağlam karışımlar ve terkipler var. Ama biz burada yapabileceğimiz, becerebileceğimizi okuyacağım. Hepsini okumayacağım. Ondan sonra kalkıp benim ağzıma bakıp da terkip yapmayın. Aynı şekilde bazıları karaciğerin müstakil beslenme merkezi olduğuna inanırlar. Ancak diğer bazıları bu görüşü paylaşmazlar. Ne yalan söyleyeyim, ben de karaciğerin müstakil bir beslenme merkezi olduğuna inananlardanım. Nüzuç içerisinde tabii. İkinci cinse yani etki kabul edene örnek ettir. Bu etki kabul eder. Etki vermez ama etki kabul eder. Yani etten organlara bir etkilenme olmaz. Organlardan ete
etki olur diyor. O beyinden duyarlılığı. Yani ne? Hissiyat. Ve kalpten hayatı kabul eder. Kan dolaşımıyla sebep. Ancak karşılığında verecek hiçbir şey yoktur. Aslında bu konuyla ilgili olarak büyük bir filozof olan Aristoteles'in görüşü, bakın filozofları da kattı işin içine, doktorlarınkinden farklıdır. Ona göre beslenmede olduğu kadar duyum, hareket gibi bütün faaliyetlerin temel kaynağı kalptir. Burada bizim Türklerin, yani Müslüman Türk alimlerinin İslam dünyasına kazandırdığı gönül meselesi var ya, acaba ondan mı bahsetmiş Aristo? Şimdi onda da Gazali'nin o Gazali okumalarında mekanik kalbe de kalp diyor, hissi kalbe de kalp diyor. Onun işte bu da kalptir, bu da kalptir. İkinci, iki hassaya da kalp diyor. Birisi işte göğüs kafesimizde bulunan, kan pompalayan o et parçası. Biri de nefsi duyguları harekete geçiren ve hareket alan kalp. Bunu en güzel bizim Türk alimleri, bakın burada hakikaten kavmiyetçilik olarak söylemiyorum, ona gönül demişler. Gönül dedim iş anlaşılıyor. Aynı zamanda filozoflar ve doktorlar arasında organların 40 çeşidi hakkında farklı görüşler vardır. Bazılarına göre kemikler, et ve bunun gibi hissiz organlar ne bir organdan etki alırlar ne de diğer organlar üzerine etki yapmaları söz konusudur. Diğerlerine göre bu özellikler esas değildir. Semra Karataş, Allah razı olsun hocam. Dilek Yalçın, teşekkür ederim hocam. Hümeyra Toraman, eyvallah, baş tacısınız. Diğerlerine göre bu özellikler esas değildir. Ancak karaciğer ve kalpten alınmış olanlar esastır. Bir doktor için böyle meselelerde hakikati mantıkla ve akılla belirlemek doğru olmaz. Bunları diyor biz kenara koymak durumundayız. Doktorun, yani tabibin, tıbbın teorik ve pratiğine ne yarar sağlayacak ne de zarar verecek olan böyle münakaşalara girmemesi gerekir. Paragrafı tekrar okuyayım. İbn Sina ne diyor? Diğerlerine göre bu esaslar vardır, yoktur, etkilenir, etki etmez, gönül, kalp, şu, bu, tamam. Ama diyor bir hekim için, yani karşısındaki etten ve kemikten oluşmuş bir ceset ve bir bünyeyle uğraşan bir kişi için böyle meselelerde hakikati mantıkla ve akılla belirlemek doğru olmaz. Elle tutup gözle görmemiz gerekir diyor. Doktorun tıbbın teorik ve pratiğine ne yarar sağlayacak ne de zarar verecek olan böyle münakaşalara girmemesi gerekir. Sanırım anlaşıldı. Bu cümlenin satır aralarını siz doldurursunuz. İlk soru ele alındığında doktorun kalbin beyindeki sinirin ve karaciğerdeki fiziki faaliyetinin merkezi olup olmadığının kendi görevi olmadığını anlaması gerekir. Onun zihninde tutması gereken her şey vücut için beyin, his ve hareket merkezi olduğu ve karaciğerin fiziksel fonksiyonların merkezi olduğudur. Ne demiş? Tekrar bakalım. Beynin his ve hareket merkezi olduğu, sinirsel kablolarımızın, hani elektrik akımlarının, hissiyatın, reflekslerin ve devamının acı hissinin, uyuşma hissinin, sıcak ve soğuğu algılamadaki hissiyatın merkezi, bunu açabilirsiniz. Karaciğerinde fiziksel fonksiyonların merkezi olur. Vücudun gıdalanabilmesi için bir üretim yeri. Benim anladığım bu. Artısı eksisi varsa siz eklersiniz. İkinci soruya bakıldığında kemiğin ve diğer bu tip dokuların başlangıçta karaciğerden fiziksel özellik kabul edip etmediği ya da bu özelliklerin zaten orada mevcut olup olmadığı konusunda kesin delili olmadığı açık ve seçik olarak gösterilemez. Fakat doktorun bu özelliğin sinirsel özellikte görüldüğü şekilde karaciğerden alınmadığını anlaması gerekir. Eğer yiyecek maddesi değerlendirilebilecek miktarda dokularda mevcut ise, yani işte o enzimler, karaciğerden yiyecek kanalına geçmesine ve onların işlevini yerine getirmesine engel olmayacaktır. Fakat onların beyinle olan sinir bağlantısı ayrılıp koparılırsa, orada duyu ve hareket kaybolacaktır. Sinirlerden birisi koptuğu zaman hissiyat ortadan kalkar. Diğer taraftan kemik, kendi mizacı normal kaldığı sürece yiyeceklerden yararlanmak için bizzat kendi doğal kabiliyetine sahiptir. Onun için de kemik hastalıklarının
asgari ve azami arasını diyetlerle toparlayabilirsiniz. Kemikte form bozulmadığı sürece. Organları aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz. Tansiyonun yeri beyin. Etkilenme hususundan beyin. Yoksa kalp. Asli kalp. Ama etkilenmiyorsa, sinirlendi, tansiyonu çıktı. Beyin ve kalbin ortaklaşa çalışması veya arıza çıkartması diyelim. Temel organlar ya da hayati organlar. Bunlar çeşitli işlevsel faaliyetlerin merkezidir. Ve böylece kişinin ve ırkın hayatı mutlak olarak gereklidir. Onlar üç tanedir. Organları anlatıyorduk, hatırladınız mı? A. Kalp, hayatın merkezidir. B. Beyin, his ve hareket merkezidir. C. Karaciğer, beslenmenin merkezidir. Irkın devamını sağlayabilmek için bir dördüncü özellik vardır. Bu testislere yerleştirilmiştir. Tıpta ve şeriatta ayıp yoktur. Yeri gelecek cinsel meselelerde ne kadar anlatmışsa o kadar anlatacağız. Biz anlatalım da sonra eleştirirsek eleştiririz. Yani burada da tenasül, bu da diyor bir diğeri. Bu özellik öncelikle üreme sıvısının meydana getirilmesi ile ilgilidir. Ancak o erkek ve kadının cinsel ayrımı için gerekli ikinci derece cinsel karakterlerin geliştirilmesinden de sorumludur. Yoksa vücudun alelade beslenme ihtiyaçları için ona ihtiyaç yoktur. İşte bu tali organlar, tenasül organları tali, hayati organlar gibi değil. Yani bir insanın olabilir. Testisleri hasar aldığı zaman hayatı sonlanmaz. Kalbi hasar aldığı zaman, beyni hasar aldığı zaman hayatı zor biter. Zorlanması bile değil. Biter. Karaciğeri hasar aldığı zaman, efendime söyleyeyim, hayatı bitmez ama hayat kalitesi çokça düşer. Yardımcı organlar. Bir çay içeyim. Bunlar iki çeşittir. A. Hayati organlara yardımcı olan organlar. B. Onların fonksiyonunun aleti olan organlar. Böylece akciğerler, kalbe hava taşırlar ve arterler gibi organlara havalandırılmış kan taşırlar. Yani oksijenle beslenmiş kan taşırlar. Böylelikle akciğer yardımcı organdır. Kalbe yardım eden organ. Beyin besinini karaciğerden alır ve onun yardımcı organı ve hayati gücü kan damarlarıyla ona kalpten sağlanır. Beyne yardımcı olan organlar kalp ve karaciğerdir. Sinirler uyarıları beyinden taşırlar. Venler midenin nihai ürünlerini taşırken karaciğer besinini mideden alır. Böyle bir koordinasyon var diyor İbn Sina. Erkeklerde testisler semeni, yaratılış mayamız. Çocukların mizacını küçük kısaca geçmişti ya, bebeklerin mizacını. Semeni onu hazırlayan dokulardan alırlar. Ve testisler uretra. Burada Latince devam etmiş. Spermatia cord demiş. Arasındaki kanallara onu boşaltırlar. Kadınlarla seminal sıvı, yine semen, seminal sıvı, ovum tüplerle, fallop tüpleriyle fetüsün büyümesi için uterusa nakledilir. Allah Celle Celaluhu. Galen'e göre kalp gibi organlar temel fonksiyonlarla yükümlüdürler. Diğerleri akciğerler gibi yardımcı organlardır. Karaciğer gibi böyle bazı organların iki cins fonksiyonu vardır. Ancak şu da ilave edilmelidir ki bir temel fonksiyon bütün olarak ya da onun organlarından herhangi birisi için olsun kişinin hayatı için gerekli olan fonksiyonlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Karaciğer vücudun beslenme hususunda ana taşı diyebiliriz Arzu Hocam. Aynı paragrafı tekrar okuyorum. Galen'e göre kalp gibi organlar temel fonksiyonlarla yükümlüdür. Hayati maddelerin üretildiği. Diğerleri akciğerler gibi yardımcı organlardır. Karaciğer gibi böyle bazı organların iki cins fonksiyonu vardır. Ancak şu da ilave edilmelidir ki, bir temel fonksiyon
bütün olarak ya da onun organlarından herhangi birisi için olsun, kişinin hayatı için gerekli olan fonksiyonlardır. Sebep, gıdalanması, beslenmesi için. Yardımcı fonksiyon, temel organlardan birinin hareketi için gerekli malzemeyi hazırlayan fonksiyonlardır. Yani ne demiş? Yardımcı fonksiyon, temel organlardan birinin hareketi için gerekli malzemeyi hazırlayan fonksiyondur. Karaciğerin fonksiyonu gibi. Hayati değil, hayatın devamı için yardımcı. Ama kendisi de hasar alırsa hayat kalitesi düşüyor. Böylece ırk ve kişinin hayatiyeti temin edilebilir. Teşekkür ederim Emine Hocam. Emine Tavus Hocam teşekkür ederim. Örneğin akciğer vasıtasıyla havanın sağlanması gibi. Karaciğerin temel fonksiyonu sindirimin ikinci safhasında hıltları meydana getirmektir. Aha yine hıltlar. Havanur Hocam onu sonra cevaplarız inşallah Rahman. Karaciğerin temel fonksiyonu sindirimin ikinci safhasında hıltları meydana getirmektir. Bunu biz üçüncü safha olarak anlatıyoruz. Sebebi suri. Artık yenilen gıdanın suretinin değişmesi. Onun yardımcı fonksiyonu kan damarları ve dokularda sindirimin üçüncü ve dördüncü safhaları için hıltları hazırlamaktır. Temel fonksiyonu hıltları meydana getirmek, yardımcı fonksiyonu kan damarları ve dokularda sindirimin üçüncü ve dördüncü safhaları için hıltları hazırlamaktır. Eyvallah. Kökenlerine göre organların tasnifi. Bütün basit dokular erkek ve dişi semenin, yaratılış sıvılarımızın erkekte ne olduğunu, kadında ne olduğunu önceki paragrafta okuduk. Yaratılış semenimizin, nutfenin oluşabilmesi için bir araya gelmesi gereken her iki sıvının teferruat bila ihtiyaç. Tamam, tıpta ve şeriatta ayıp yok ama hani teferruat da bila ihtiyaç. Bütün basit dokular. Erkek ve dişi semenin birleşmesinden kaynaklanırlar. Yağ ve et kandan kökünü alır. Filozoflardan biri Aristoteles, kadın ve erkeğin semeninden, germplasmandan demiş, şekillenen basit organların kökeninin tıpkı rennet peynirinin teşekkürü gibi olduğunu araştırmalarıyla göstermiştir. Vay arkadaş ya. Hiç de ilkel toplum değilmiş onlar yani. Hiç de öyle basit toplumlar değilmiş. Ve bunlar yani laboratuvarsız, efendime söyleyeyim mikroskopsuz, ne bileyim ben hani MR'sız, filmsiz işler. Erkek semeni rennet gibi şekil verici bir faktör rolünü oynar. Halbuki kadın semeni süt gibi tepki gösteren çiğ malzeme gibidir. Bu görüş başlatma ve geliştirme niteliklerinin her ikisinin de erkeğin olduğu kadar kadının da seminal sıvısından da geçtiğini destekleyen Galen'in görüşlerinden farklıdır. Eğer o sadece erkeğin başlamada daha etkin rolü olduğunu ve kadının semeninin de daha çok formun kabulünde rolü olduğunu demek isteseydi, dediklerini biz kabul edecektik. Biraz şey, hani femen değil de antifemen konuşmuş Galen. Hem de Yunan. Böyle babayız diye diyor, öyle gezinmeyin ortada diyor İbn Sina. Anne de lazım. Ben bunu böyle anladım. Bu konuda gerçek hakikat benim temel konularla ilgili kitabımda ele alınıp tartışılmıştır. Kadında normal olarak menstruasyon sırasında kaybedilen kan, hamilelik sırasında ceninin gelişmesine doğru yönlendirilir. Menstruasyon. Evet, doktorum. Namazsız dönemler. Eyvallah. Tekrar bakalım. Kadında normal olarak namazdan izinli olduğu günlerdeki kaybedilen kan, hamilelik sırasında ceninin gelişmesine doğru yönlendirilir. Demek ki hamilelik sırasında namazsız dönemlerindeki Allah tarafından namaz izni ortadan kalkmış olması, ne demek istediğimi anladınız. O kan rahimde bir misafir varken o bebeğin yaratılması için ana
maddelerden. Öyle mi? Ben öyle mi anladım? Doğru mu anladım? Ben de doğru anladım. O da doğru anlamış. Adam ne kadar olsa olsun doktor. Allahu Ekber. E tabi karşılığı misafiri olmayınca o kan diyor ki gerek yok. Dışarı atılıyor. Burası önemli. Kadında normal olarak menstruasyon sırasında kaybedilen kan, hamilelik sırasında cinin gelişmesine doğru yönlendirilir. Subhanallah. Bazı durumlarda, ulan şu durumlarda o da oluyor ama. Hem bebek içeride hem kanamada devam ediyor. Besine dönüş yapamayan kan, yağ ve et gibi ilk oluşan dokuların arasını doldurur. Her iki yolla da kullanılamayan kan uterusta kalır. Sonra çocuğun doğumu sırasında fazlalık olarak dışarı atılır. O da başka. Biz siz ne diyor? Kandan ve bir damla sudan yarattık. Allahu Ekber. Doğumdan sonra karaciğerde teşekkür etmiş kan ilk dönemde annenin kanından teşekkür etmiş dokulara gider. Et ısıyla ve kurulukla kalın kandan teşekkür eder. Etin oluşması için kanın itidal ve ısıda olması gerekiyor. Yani kan mizaç. Bunun yanı sıra yağ ince ve yağlı kandan soğuk vasıtasıyla meydana gelir. Yağın vücuttaki üretimi. Yani balgamın, katı balgamın vücutta üretimi. Çünkü sıcaklık yağı eritir. Soğukluk olacak ki yağ olsun. Kışın yağlanıyoruz ya, göbeğimizi, mebeğimizi, gerdanımızı salıyoruz. Hatırlanmalıdır ki eğer her iki semenden kökenini almış dokular harap olursa ya da bozulacak olursa o zaman onların normal olarak yeniden birleşmesi mümkün değildir. Artık yaratılmış, her iki semenden olan, efendime söyleyeyim, kökenini almış olan dokular, bebeğin ana organları hasar almış olursa ya da bozulacak olursa o zaman onların normal olarak yeniden birleşmesi, tekrar oluşması mümkün değildir. Bu kaidenin dışında kalanlar çocukluğun başlangıcında uygun şartlar altında yenilenen kemikler ve küçük venlerdir. Kırıkların çocuklara daha hızlı gelişmesi. Yenilenen venler doku zarlar yanlış hatırlamıyorsam. Çok küçük olduğu için çünkü semen onda devam ediyor büyümeye kadar. Yani parmaklarının ucu tırnaklarının yarısına kadar dört parmağı kopmuş bir yaşından küçük bir çocuğun tekrar tırnaklarıyla beraber parmaklarının ucunun oluştuğuna şahit olduk. Melikşah hocam ona da bakıyorum. Et dediğinin ne olduğuna bakıyorum. Çünkü et ve kası ayırmış. Etleri inşallah anlatacak burada. Bakayım. Sanırım bir sonraki sayfada anlatacak Melikşah hocam. Hocam sorular soruyorum. Melikşah hocam neredesiniz? Yardımcı olun. Beraber okuyacağız. Söz verdik. Ancak daha büyük arterler ve venler harabiyetten sonra büyümezler, yenilemezler. Çünkü insan vücudu çok kompleks. Bir kertenkele gibi kuyruğu koptuktan sonra o kuyruk yeri gelmiyor. Bir yengeç gibi kolu koptuktan sonra o kol tekrar çıkmıyor. Çok küçük yaşlarda belki. Böylece semenden meydana gelmiş olan kemik ve sinir gibi dokular yeniden birleşmezler. Ve hatta birleşecek olsalar bile bu gereği gibi olan bir birleşme değildir. Tendon attı, dikildi ama o efendime söyleyeyim, o el artık eskisi gibi vazife yapmıyor. Ayak kırıldı, kaynadı 40'lı 45'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda ama artık eskisi gibi değil. 5 senede, 10 senede olsa o kırık orada sızlıyor. Bebeklikte olursa diyor 1 yaşından aşağısı benim anladığım, hadi bir miktar toparlanır. Çünkü o hani fabrikasında anne rahmindeyken bir kere birleşti oldu. Sonfırt. Film ismi gibi. Sonfırt. Diğer taraftan kandan, etten, yağdan gelişmiş olan dokular normal olarak tahrip olduktan sonra yenilenirler. Asli kemikler ve işte ana organlar, yardımcı organlar artık yenilenemiyor. Ama kandan, etten, yağdan gelişmiş olan dokular normal olarak tahrip olduktan sonra yenilenebilirler. Bakalım ne demiş. Kandan kökenini alan ve semenin gücünü de koruyan dokular çocukluk sırasında tekrar büyür, gelişir. İkinci defa dişlerin çıkması olgusundaki gibi. Daha sonraki hayatta uzun bir zaman aralığı olması dolayısıyla onlar kan ve semenden kökenlerini alırlar. Ancak
ilk kabiliyetlerini kaybederler. Ve harap olduktan sonra bir daha da yenisi çıkmaz. İkinci kez diş çıktıktan sonra diyor, o dişi çektirirsen yerine yenisi gelmez. Burada bazı organların duyu ve hareketi iletebilmek için beşinci sinir gibi sadece bir siniri olduğu halde diğer bazılarının beyin ve omurilikten çıkan ayrı sinirleri olduğu zikredilmelidir. İç organları örten seröz membranlar. Evet, seröz membran. Rikşa hocam. Ya pleuradan ya da peritondan çıkmıştır. Allah izin verirse Şubat ayından sonra bu kadar zorlanmayacağım. Öncelikle lügat okumaları yapıp ondan sonra karşınıza geleceğim. Çünkü Melikşah Hoca bana yardım etmiyor. Yine iş başa düştü. Bana bu saatten sonra lügat da okutacaksınız. Şubat'tan sonra rahatız ya abi. Okuyacağımız konuları lügatla yazacağız. Diyafragma, akciğerler, pleura, akciğer zarı. Hah, şöyle Melik Hocam ya. Bak fırçalayınca. Periton, karın zarı. Eyvallah. O da galiba şeye bakıyor. O da lügata bakıyor. Diyafragma, akciğerler, venler ve arterler gibi göğüs organları pleura ile kaplanmışlardır. Bununla birlikte karın organları ve onların damarları peritonla örtülmüştür. Periton ne? Üçüncü seröz membranlar diye geçer. Periton da ne biçim şey gibi. Roma lejyonları vardı hani. Lejyon komutanı gibi. Hepsi tabii Latince, onlar da Latince. Komutan periton. Hmm. Etli organlar ya kaslar gibi liflidir. Melikşah hocam, senin sorunun cevabı geliyor. Etli organlar ya kaslar gibi liflidir ya da karaciğer gibi lifsizdir. Vücudun bütün hareketi kas lifleri yoluyla yapılır. Bakalım et neymiş? Hani organ mizacını anlatırken et ve kas farklı farklı anlatıldı ya. Cevabını alıyoruz İbn Sina'dan. Hareketler kas hareketlerinde olduğu gibi istemli olabilir ya da özel lifler ihtiva eden uterus ve arterlerde olduğu gibi istemsizdir. Yutma hareketinde olduğu gibi istemli ve istemsiz hareketlerin her ikisini de içeren bileşik hareketler boyuna, enine ve oblik liflerin obliğin ne olduğunu biliyorum. Şu yatay olması lazım. Oblik. Vücut geliştirmeden hatırladım. Oblik liflerin boyuna, enine, o zaman oblik hangisi oluyor? Çapraz mı? Gördüm. Oblik lifler de sıkma, büzme hareketini yaparlar. Venler, mide, uterus ve arterler gibi tek kassal örtüye sahip organlar. Bu da şey gibi, Mücahit ismi gibi. İzzettin Kassal. Bugün esprim çok üzerinde. Bana ne yedirdin? Ne? O peynirden sonra biz böyle olduk ya, değil mi? O son peyniri yemeyecektik biz. Eski kaşar yaramadı. Eski kaşar bize yaramadı. O son peyniri yemeyecektik. O peyniri en son yiyemedi. Hasbinallah. Bu arada laf söylüyorsun. O peyniri en son yiyenler. Ter çıktı üstümden ya. Menler. La havle ve la kuvvet. Venler, mide, uterus ve arterler gibi tek kassal örtüye sahip organlar. Bu üç tip life, yani birbirine örülmüş şekilde çeken, yayıp genişleten ve büzen liflere sahiptirler. Eyik. Eyvallah Melikşah hocam. Oblik, çapraz. Ha, oblik. Yan oblikler. Neydi onun adı? Başka bir ismi daha var onun. Bazı vücut geliştirmenin şuradaki kasları, kalça kemiği üzerindeki kasları çok belirgindir. Onlara oblik diyorlardı. Abi vücut geliştirme yapıyorsun, anatomi öğreniyorsun. Böyle bir şey var mı? Nasıl bir sporsa. İki örtüye sahip organların üreter ve mesanede olduğu gibi dış örtülerinde enine ve iç örtülerinde boyuna ve oblik lifler vardır. Nasıl öğrenmiş? Otopsi yapmışlar bunlar. Başka türlü öğrenilmez bu iş. Ancak boyuna lifler iç yüzeye yakındır. Buna göre çeken ve yayıp genişleten lifler birbirinden uzak tutulmuştur. Halbuki çeken ve büzen lifler birbirine yakındır. Bağırsaklar bu kaidenin istisnasıdır. Çünkü burada büzmeden çok çekme ve genişleme işlevine gereksinim vardır. Bundan dolayı da bu iki lif, yani çeken ve genişleten lifler burada yan yana bulunur. Sinirlere benzeyen ancak aslında gerçekten öyle olmayan lifsi yapılar bir ya da iki örtüye sahiptir.
İki örtüye sahip yapıların birçok yararları vardır. A. Arterler gibi içindeki boşluğunda bazı maddeleri taşıyan yapıların kesikten, parçalanmaktan kaçınmak için iki örtüsü vardır. Allahu Ekber. Bir tek örtü muhtemel bir yırtılmaya, parçalanmaya karşı yeterince koruyamaz ve böylece kanın tehlikeli sızıntılarını ve içlerindeki kıymetli hayati güçlerin yayılmasını engeller. Şeyden olur. Kontralar vardır. Kontraplak. Drolit değil. Kontraplak. Şu an önümde görmüş olduğunuz masanın, şöyle göstereyim size. Bu bir desen. Burada ağaç çizgileri var. Boyuna. Bunun bir de böyle olduğunu düşünün. Anlatabildim mi? Yani bir kat böyle gidişatı olan, bir kat böyle gidişatı olan. Sonra tekrar, sonra tekrar. Marangozlukta yaptık ya zamanında, oradan biliyorsun. Kontra. Buradaki çizgileri mesleki anlamda çizgi boyunda olduğu zaman suna derler. Aynı şekilde kağıt ürünü de öyledir. Belirli bir yapılanması vardır. Bu suyuna olan. Yani bunun çizgilerinin, ağaç çizgilerinin böyle olduğunu kabul ederiz. Bu kısımda kontrasına olan kısım. Şöyle anlatayım size. Elimdeki kağıt parçası. Veyahut da bunu çok ince doğranmış bir hani kalemtıraş artığı gibi düşünün. Oradan görürsünüz. Şöyle yapıldığı zaman kırılır. Onun şöyle olarak dayanıklı olması lazım. Tek zar olsaydı diyor İbn Sina, benim anladığım, buradan gelen baskıya tahammül ederdi ama şuradan gelen baskı da yırtılırdı. O halde o örtüler üst üstedir. Hem böyle hem böyle çizgiler olarak enine veya boyuna almış olduğu bir darbeden dolayı, özellikle damarlarda diyor, içeriden basınçla geçen kanın dışarıya sızmasını, organlara akmasını veya hayati kanın damarlardan sızıp ziyan olmasını engeller diyor, benim anladığım. Boyuna ve enine liflerden meydana gelen iki ayrı örtüyü, kuvvetli ve çekme ve genişleme hareketinin yapması istenen mide ve bağırsaklar gibi organ için geçerlidir. Çünkü bir tanesi böyle kasacak, bir tanesi böyle kasacak. Bunu fen dersinde görmüştük arkadaş ya, ortaokul 2'de. Ciddiyim ya. Biz ortaokulda neler öğretmiş ya. C. Çok farklı çeşitten işlevleri olan organlarda ise çeşitli faaliyetlerin birbirlerine karışmaması için ayrı tabakaların olması gerekir. Böylece sindirim olduğu kadar hissi de olan mideye, yoksa yanmayı, şişkinliği nasıl anlayacaksın? Yüce Allah, İbn Sina Müslümanmış. İbn Sina Müslümanmış be. Müslümanmış. İslam alimidir İbn Sina. Yüce Allah his için sinirsi bir iç tabaka ve sindirim için kastan meydana gelmiş bir dış tabaka bahşetmiştir diyor bir İslam alimi olan Ehl-i Sünnet İbn Sina. Allah onu eleştirenleri mahşer günü, hadi neyse. Hadi neyse. Pençesine düşürecek ama. Adalet günü. Abi bir ilim anlatıyorsun. Yani bir şey anlatıyorsun. Bir taşın altına elini koyuyorsun. Kusura bakmayın. Biraz şahsi konuşuyorum bu derste. Yani ilk iş, bu adam Müslüman değil. Kitabın başı Hamd-i Resali Bele ile başladı. Ben de bir insanım. İçteki tabakanın sinirsi olmasının sebebi, sinirsi tabaka ile temas eden maddenin temasını hissetmesi ihtiyacıdır. Halbuki sindirim yiyecekle temas olan kassal tabakalara gereksinim duyar. Bazı dokular o kadar kana benzer ki, ikinci tabaka sinir, tabakada sinir vardır demiş Melikşah Hocam, bir tabaka kas tabakası altında, bir tabaka kas tabakalarının içinde. Teşekkür ederim. Dersi tek başımıza okumuyoruz, ekip olarak okuyoruz. Bazı dokular o kadar kana benzer ki onların beslenmesi için asimilasyondan önce, asimilasyon bir şeye karışması, alışması, kendi özelliğini yitirmesi, kendi karakteristik durumunun bozulması. Asimilasyondan önce herhangi bir maddi değişme gerekmez. Bundan dolayıdır ki et ve diğer buna benzer dokular uzun zaman kanı tutacak hiçbir boşluk ya da çukur
içermez. Besin, Allah razı olsun Hediye Hocam, baş tacısın. Besin bundan daha çabuk dokularla temasa gelemez. Orada asimilasyon çok hızlı gerçekleşir. Besin, kandan mizaç olarak farklı olan organlar ve dokularda asimile edilmeden, yani tipi tavrı değişmeden, sebebi suri. Sureti değişmeden, asimile olması o. Edilmeden önce uygun şekilde değişikliğe uğrar. Burada nüzücü anlatıyor tekrar. Bundan dolayı kemiklerin kendi aldıkları kanın gerekli değişikliği geçirebilmesine yeterli vakit verebilmek için bir ya da daha fazla boşlukları vardır. Femur, tibia, humerus, mandibula. Ne dedik şey hocam? Femur, tibia, humerus, mandibula ve bunun gibi genellikle kemikler kendilerine gerekenden biraz daha fazla besin alırlar. Bunun sebebi onlarda kanın ihtiyaç duyulduğunda ve besin sağlayabilmek için özel değişikliğe tabi tutabilme üzere çukurlarda ve boşluklarda depo edebilmesi zorunluluğudur. Nispeten daha kuvvetli organlardaki fazlalıklar ekseriya daha zayıf komşu organlara geçer. Aynı paragrafı bir daha okuyalım. Nispeten daha kuvvetli organlardaki fazlalıklar. Bir organdaki kuvvetler nasıl fazla olabilir? O organın iyi ve had safhada beslenmesiyle. Tibia bacaktaki kalın kemik. Eyvallah. Fazlalıklar ekseriya daha zayıf komşu organlara geçer demiş. Humerus kol kemiği, herhalde şu üst kol, dirsek ve omuz arası herhalde. Aslında o iskelette bunları şey yapmak lazım, yatıncılarını karşılaştırmak lazım. O koltuk altındaki bezlere gider. Beyindeki fazlalıklar kulak arkasındaki bezlere, karaciğerdeki ise kasıktaki bezlere gider. Demiş İbni Sina. Bundan sonraki bahis, birinci alt kısım kemikler. Dilimizin döndüğünce, kafamızın bastığınca iskeleti okuyacağız. İnşallahü Rahman. Süremize bakalım. 10 dakikamız var. Yeni konuya girmeyelim. Rabbim nasip ederse şu posteri inşallah kalınlaştırınca. Abi onu unutmayalım. İnşallahü Rahman güzel bir şekilde dilimizin döndüğünce. Her zaman söylüyoruz. Biz bu kadarını yapabiliyoruz. Bunları hocalarımızdan, üstadlarımızdan dinlemeyi çok isteriz. Keşke onlar anlatsa, biz dinlesek. Vakitleri müsait değil demek ki. Ne yapalım? Koyun yok. Abdurrahman Çelebi ile baş başasınız. Haklarınızı helal ediniz efendim. 10 dakikalığına sorusu olan varsa dilimiz döndüğünce cevaplayalım. Ben de çayıma şeker atayım. Attın mı? Senin şekerin üstüne bir şeker de ben atayım. Atılmış. Karıştırılmamış. Ben aslında bu kadar suratsız bir adam değilim de şekersiz veya şekeri karıştırmamış çay içince böyle fena oluyorum. Alıştırdım. Eyvallah. Hayatı ruh dediği nedir İbn-i Sina'nın? Melikşah hocam. Hava. Allah sizden de Allah razı olsun Yaşar hocam. Hava ama dış atmosfer havası değil bu muhtemelen. Onu yalnızca o kadar söylemiş. Organlardaki hava diyor. Şey olabilir. Akciğerlerden şöyle paragrafa tekrar dönüp bakmam lazım. Buradaki kasıt şu olabilir. Akciğerlerdeki oksijenin kanla birleşmesi ve onun sağlanması muhtemelen. Kalp damarı tıkanınca kol ve bacaklardan damar alırlar ve kalbe eklerler. Evet. Bacaklardan bir tanesindeymiş hatta. Geçen kimle? Bir avukatla bir arkadaşla konuştuk. Şeyden biraz bu basit suçlar mı derler? Ne derler? Hani adi suçlar meselesinde, adam yaralama meselesinde bir bacağına hasar verirseniz şu kadar ceza alıyorsunuz. Diğer bacağına hasar verirseniz
şu kadar ceza alıyorsunuz demişti o avukat arkadaş. Onlar bile yani anatomi bilmek durumunda kalıyor. Çünkü cezası ağır olan bacağa verilen hasarda o kişinin yedek damarlarına hasar veriyormuşsunuz. Böyle bir durum var. Sorusu olan var mı kardeşler başka? Yok galiba. Yarım bardak çay içimlik süreniz var. Ya ben çok güzel anlatıyorum. Tamam mı? Ya millet çok iyi anlıyor. Pozitif davranayım. Pozitif davranayım. Ya da hiçbir şekilde anlatamıyorum. Ne diyor bu yahu diye düşünüyorlardır. Değil mi? İki ders önce dersi trolleyen kedi de burada. Seyircilerim çok iyi. Selam versin mi? Versin selam. Aha da bu. Biz böyleyiz. Dur. Efendim sanırım tamam. Bu gecemiz de böyle oldu. Birkaç işimiz daha var. Hakkınızı helal ediniz. Geceniz hayır olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.